tarama çalışmaları devam ediyor. Aslında uyanmadık çünkü uyumadık. Biz de burada haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Dün olay yerine geldiğimizden itibaren bulunduğumuz nokta madenin hemen girişi. Biz bu noktadan sonra içeri giremiyoruz. Kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan sizlere gösteriyor. Araçların biri gidiyor, öbürü geliyor. Birçok iş makinesi, takviye ekipler sürekli bu kapılar açılıyor. Tamamı ise işçiler için yapılan arama tarama çalışmaları için. Dünden bugüne yani saat 14.30'dan şimdiye kadar 19. saate girdik. 19. saate kadar aramalar devam ediyor. Bu arada şunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da buraya geldi. Aynı zamanda bildiğiniz gibi yine Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da burada. Evet, müfettişler burada, savcılar burada, kaymakamlar burada. Onlar da buradaki arama tarama çalışmalarında hem kriz masasından an be an takip ediyor. İçeride de yine arama tarama çalışmaları devam ediyor. Peki arama tarama çalışmaları için bildiğiniz gibi birçok ilden, 8 ilden takviye ekip gelmişti. Ve onun yanı sıra yine bölgede yaklaşık 827 personel, bunlardan 339'u arama kurtarma personeli görev yapıyor işçilere ulaşmak için. Hande Aydemir, şöyle bir ayrıntı var ama teyit edemedik. Türkiye'deki maden kazalarından sonra bildiğiniz gibi maden ocaklarının yakınlarına yaşam konteynerları kurulmuştur. Aslında görüntülerde de kayma sırasında görüntülerde de görmüş olduğunuz gibi bir konteynerin toprakla birlikte kaydığını görebiliyoruz. İşte işçiler o yaşam konteynerine girdi mi girmedi mi bu merak konusu. Aslında aramalarda biraz da bu yönde arama tarama çalışmaları. İşçiler acaba oraya girdi mi? Zaman zaman buraya yakınları da gelebiliyor ailelerin. Acı dolu bir bekleyiş var. Burada zaman zaman ailelerin acılı haykırışlarını da duyabiliyoruz. Şimdi kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan gösterirse işte bu noktada zamanlar zamanla burada aslında yarışıldığını düşünüyorlar ve bir an önce yakınlarını kurtarmak istiyorlar. Kurtulmasını istiyorlar. Canan, aynı zamanda AFAD, JAK bu mevki Fırat Nehri'ne evet. Ne kadar mesafede? Şöyle Hande Aydemir, biz 2022 yılında kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'la birlikte siyanür sızıntısıyla alakalı yine buraya gelmiştik ve haberleştirmiştik bu konuyu. Şimdi kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'la sizi o noktaya götüreceğim. Burası oldukça geniş bir alan. Mehmet, bu tarafa doğru gelirsen aslında çok yakın. Neden yakın? Çünkü birbirine bağlayan kara su var. Hemen yakınımızda burası altın madeninin girişi, aslında 3-4 ayrı noktadan giriliyor Hande Aydemir. Şu trafiği de açtıktan sonra sizlere hemen ne kadar yakın olduğunu göstereceğim şimdi. Şu noktaya geldiğimiz sırada buradan bakın karşıda hemen kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan gösteriyor sizlere. Biraz daha aşağı ineceğiz. Burası Karasu. İlçede bulunuyor. Bu Karasu akarsuyu aslında Fırat'a bağlanıyor. Burası sadece bir kol. Sızıntı da zaten bu noktada başlamıştı. Bu noktaya oluşmuştu o dönem. Havuz da buraya çok yakın. Siyanür havuzu. Ancak şu anda o noktalar bize kapatıldığı için gidemiyoruz. 2022 yılında biz bu noktaların tamamını çekmiştik. Siyanürün sızıntı yaptığı, borunun patladığı o dev siyanür havuzunu da görüntülemiştik. Ancak şu anda o noktalar kapalı. Biz oralara giremiyoruz ama şu anda görmüş olduğunuz akarsu Karasu ve burası Fırat ve Keban'a gidiyor. Sonrasında da Munzur'a. İşte siyanür sızıntısının o dönem 20 ton sızıntı olduğu iddia edilmişti. Tabii dün de yine bu göçükle birlikte sızıntının olma ihtimali haline karşı tedirginlik vardı. Vali sızıntının olmadığını, herhangi bir sızıntının olmadığını, kontrollerin yapıldığını duyurmuştu. Şu anda da görmüş olduğunuz nokta oldukça yakın. Hemen arkamda da kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'la dönelim.
Zaten oldukça büyük bir alan Hande Erdemir. Buranın tamamı aslında maden ocakları. Birçok noktayı aslında dinamitle patlatıp altın arıyorlardı. Bunları da görüntülemiştik. Ayrıca şu uzak noktada kameraman arkadaşım Mehmet Kayan gösterirse olayın gerçekleştiği yere çok yakın. Bize yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıkta. Biz bu noktadan göremiyoruz. Hemen şu çizgilerin olduğu nokta aslında kepçelerin, kamyonların, harfiyat atıklarının ve toprakların toplandığı ve maden ocaklarında aramaların yapıldığı noktalar. İşte o noktaların hemen yan tarafında meydana gelmiş durumda olay yeri orası. Ancak bu noktalardan göremiyoruz. Görüş açımızda birçok nokta maalesef kapalı. İşte burada çok büyük bir siyanür havuzu vardı ve bu siyanür havuzundan biliyorsunuz bağlantı boruları var siyanürlerin akması için. Hemen maden ocaklarının altında biz onları da görüntülemiştik. Onlardan birisi patlayıp maalesef karasuya akmıştı ve karasuyla birlikte Fırat Nehri'ne. Aslında Fırat Nehri'ne direkt değil de karasu üzerinden gidiyor. Çünkü bağlantı kolu. Araç trafiği de oldukça yoğun. Birçok noktadan sivil toplum kuruluşları da buraya geliyor. Arama kurtarma ekipleri, gönüllüler birçok kişi buraya geliyor. Biz aslında tehlikenin boyutunu şu anda bir de aslında arama tarama çalışmaları sadece işçilerle alakalı değil. Bu bölgede tamamen şu anda herhangi bir sızıntı var mı yok mu? O yönde de farklı farklı uzmanlar tarafından aramalar gerçekleştiriliyor. Kameraman arkadaşımla birlikte o noktaya doğru gidelim. Yine altın madeninin bulunduğu noktaya biraz daha sizlere bilgi vermek istiyorum. Evet, arama kurtarma ekipleri var ama bunlardan 339'u arama kurtarma ekibi, toplamda 827 personel görev yapıyor. Ayrıca 562 araç bölgede, 5 drone, 2 kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer aracı, yani KBRN aracı bulunuyor. 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda sahada dekontaminasyon ve mobil koordinasyon tırları görevlendirildi. AFAD koordinasyonundan, üniversitelerden gelen bilim insanları da bölgenin önceki ve güncel haritalarını kullanarak stabil alanları tespit ediyor. Bu alanlarda izleme cihazları yerleştirilmeye başlandı. O izleme cihazlarıyla birlikte noktalar teker teker aranıyor. Aynı zamanda uydu radar verilerinden sahadaki hareketlerin geçmişe yönelik davranışları da inceleniyor ve yapılacak çalışmalarda olası riskli bölgeler belirleniyor. Yani bir daha farklı bir noktada heyelan olmaması için de yine farklı noktalarda da incelemeler yapılıyor. Bu arada 40 jeneratör ve 40 aydınlatma kulesi de bulunuyor. Kriz masası da yukarıda. O kriz masasında oluşturulan kriz masasında arama tarama çalışmaları an be an görüntüleniyor. Yine vali, kaymakamlar ve bildiğiniz gibi 4 müfettiş görevlendirilmişti. Soruşturma başlatılmıştı. Acaba bu toprak kayması neden oldu? Bunu araştırıyorlar. Ama şunu söyleyebilirim. Altın aramada bizim de 2022'de kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'la geldiğimiz dönemde Çevre Şehircilik Bakanlığı durdurmuştu faaliyetini madenin, ancak buna rağmen dinamit sesleri duyuyorduk. Maalesef altın aramada da dinamit de kullanılıyor. İşte o dinamitlerin de, daha önceden yerleştirilen dinamitlerin de olası bir faciaya dönüşmemesi için onların da tespiti yapılıyor.